Kardeşler inşallah bugünkü sohbetimizde, dersimize Rabbim nasip ederse Yusuf suresinde kaldığımız yerden Yusuf suresi üzerinden 15. ders olarak 35. ve 36. ayetleri inşallah bugün okumaya çalışacağız. Elimizden bir şey gelmiyor, yolda yok, o tarafa gidemiyor, kardeşlerimizin yanında bulunamıyoruz gibi söylemleri de sahibiz. Bu konuda acizane ben bir hatırlatmada bulunmak istiyorum kardeşler. Çünkü aslında elimiz kolumuz çok da bağlı değil, yapabileceğimiz hiçbir şey yok söylemi bize yakışan bir söylem değildir. Aslında yapabileceğimiz çok şey var. Yarınla alakalı doktor mu olmak istiyorsun söz gelimi? Ya da iyi bir hatip mi olmak istiyorsun? Ya da iyi bir alim mi olmak istiyorsun? O zaman bugünden o günle alakalı planını, programını çıkartman, ona göre tedbirler almamız gerekiyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri yesirli emri ve hlulukdeten min lisani yafkahu kavli. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Amin. Kardeşler inşallah bugünkü sohbetimizde, dersimize Rabbim nasip ederse Yusuf suresinde kaldığımız yerden Yusuf suresi üzerinden 15. ders olarak 35. ve 36. ayetleri inşallah bugün okumaya çalışacağız. Tabii gündem dolu, gündem gerçekten dolu. Bugün yeryüzünde yaşanan zulümlere hep birlikte şahit oluyoruz. Özellikle okuduğumuz sure Yusuf suresi, kıssaların en güzeli, o güzide rasullerden birinin hayatını okuyoruz. Ve onun babası Yakup Aleyhisselam, lakabı biliyorsunuz İbranice'de Allah'ın kulu anlamına gelen Kudüs, özür diliyorum İsrail ismi. Dolayısıyla İsrail ismi gibi güzel bir ismi kullanarak bugün bir devlet gücünü de elinde bulunduran bir sistem ne kadar zulmü yayabildiğini görüyoruz. Ve onları daha iyi tanıma konusunda, onların Orta Doğu'ya yerleşmeleri konusunda bugün günümüzde bize ışık tutacak Rabbimizin aslında bu okuduğumuz sure üzerinden bize de çok güzel mesajları olduğunu biliyoruz. Sözgün bugün Orta Doğu'ya ya da İsrailoğulları Mısır'ı nasıl yerleştiler? Sonra Hazreti Musa'nın Firavun'la mücadele ettiği o Mısır'da neler yaşandı? Hep Yusuf peygamberin hayatında Hazreti Musa ile ilgili Rabbimizin bize vermiş olduğu mesajlardan o bölgede bu zihniyete sahip bu Yahudilerin, İsrailoğullarının nasıl yayıldıklarını görebiliyoruz. İşte o güzide peygamberin lakabı olan İsrail ismini kullanan bu zihniyetin bugün estirmiş olduğu terör, zulüm, Siyonist terör örgütlerinin örgütçe davranarak işlemiş oldukları zulümlerden dolayı tabii ki Rabbimize sığınıyoruz. Tam da bu minvalde burada şu soruyu tabii ki birçoğumuz kendimize soruyoruz. Biz bu durumda ne yapabiliriz? Elimizden bir şey gelmiyor, yol da yok, o tarafa gidemiyor, kardeşlerimizin yanında bulunamıyoruz gibi söylemleri de sahibiz. Bu konuda acizane ben bir hatırlatmada bulunmak istiyorum kardeşler. Çünkü aslında elimiz kolumuz çok da bağlı değil. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok söylemi bize yakışan bir söylem değildir. Aslında yapabileceğimiz çok şey var. Özellikle dua edebiliriz kardeşler ama nasıl? Israrla. Namazımızı sadece gündüzleri 5 vakit değil, gece ibadetlerimizi de yer ayırarak, secdelerimizi uzun uzun gözyaşlarıyla güzelleştirerek namazlarımızda akabinde edeceğimiz dualarla kardeşlerimizin yanında tabii ki olabiliriz. Şükür bilinçli kanaat ederek, zikir tıpkı Resulullah Aleyhisselam gibi özümüze, fıtratımıza dönerek, orucumuzu sadece mideye tutturmayarak, takvayı ise sakınılması gerektiği gibi kin, nefret ve öfkemizi küfre karşı yönlendirerek, uykuyu artık yeteri kadar uyuyarak sevgi, hoşgörü, affetmek, mümin kardeşlerimize bu güzellikleri yönlendirerek, izzet ve şerefin ise yalnızca ve yalnızca Allah'ın yanında olduğunu bilerek hareket edebiliriz. Dikkat ederseniz şu ana kadar saydığım şeyler
hangisi yapamayacağımız bir şey diye sorsak herhalde hemen hemen hepsi hemen şimdi buradan çıktıktan sonra evimize gittiğimizde bile çok rahat bir şekilde yapabileceğimiz şeyler. Hangi birini yapamayız ki, değil mi? Hani yol yok, bir yerlere gidemiyoruz, zalimlerin karşısında, müminlerin yanında savaşamıyoruz gibi söylemlere sahibiz. Tamam, bu böyle, yarın farklı imkanlar, nimetler açılırsa tabii ki bize düşen Allah yolunda bu mücadeleyi vermek, müminlerin yanında zalimlere karşı savaşmaktır. Ama oraya gidip orada dik duruş sergileyip orada o cihat meydanından kaçmamak için de kişinin, müminin de tabii ki kendini ne yapması lazım? O güne duasıyla, sabrıyla, şükrüyle, orucuyla, ibadetleriyle, zorluğa karşı sabrıyla, bunu Allah için yapmasıyla müminlere hoşgörü, küffara karşı o izzetli, güzel duruşunu sergilemesiyle bir eğitimini tabii ki burada tamamlaması gerekiyor. Gafletten uzak olarak, tembelliği lugatımızdan bile silerek, itidarlı, mutedil davranarak, cihadı zalim sultana karşı hakkı aykırarak, sadece müminleri dost bilip, hakkı inkara şartlanmışları da kendimizi düşman kabul edip, ancak müminler kardeş dusturuyla hareket etmeli ve tüm yeryüzünün bizim için mescit kılındığını tekrar hatırlamamız gerekiyor. Sadece Mescid-i Aksa mı? Hayır. Sadece Mescid-i Nebevi mi? Hayır. Sadece Mescid-i Haram mı? Hayır. Sadece bulunduğumuz bu mescit mi? Hayır. Evlerimizdeki mescit mi? Hayır, bizim için yeryüzü mescit kılınmıştır ve bu üç büyük mescidimizle birlikte yeryüzü mescidimiz, hatta gönüllerimizdeki, bedenlerimizdeki mescitlerin bile işgal edildiğini hatırlarsak eğer kardeşler, gerçekten bu unutturulan, bu güzide, bu güzel söylemimizi, eylemimizi yeniden hatırlamamız gerekiyor. Tabii ki olmamız gereken yerde olmalı, gücümüz nispetinde zalimlere çelme takmalı, dur demeli, engelleyemiyorsak en azından kalbimizden bunu sıkıntısını hissetmeli, buğz etmeliyiz. Küffarı ekonomik olarak desteklememeli, ibadetlerimizi huşu içerisinde yerine getirmeli, nefis, nafile ibadetlerimizi arttırmalı, nefsi mücadelemizi de, nefisle yapacağımız mücadeleden de asla geri durmamalıyız. Kur'ansız tek bir gün bile geçirmemeliyiz. Israrla tüm mustazaf müminler için duamızı yer ayırmalı. Küffün ahtapot gibi düşünürsek kolların uzadığı çok yer var. Bizim bulunduğumuz beldede de kolu ne kadar uzamışsa o bize uzadığı yer neresiyse oraya kadar en azından ulaşabildiğimiz kadar orada o küffarın, o kolunun, o gücünü kırabilecek ne varsa söylem ve eylemlerimizle bunun mücadelesinde vermeli. En azından onlara bu korkuyu verebilmeliyiz. Kararlı, azimli, istekli ve inançlı olmalı. Kazancımız nereden geliyor, nereye gidiyor tekrar bakmalı. Kötü alışkanlıklarımız varsa bırakmalı. Beden sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Sözle değil, özle mümin olmalı. Az konuşmalı, az yemeli, az gülmeliyiz. İslam devletini bu yönüyle kardeşler önce kendi bedenimizde kurmamız gerekiyor. Cihadımızı, mücadelemizi önce kendimiz, kendi bedenimizde bunu bir fiil yerine koymalı. Bunu yapabilmeliyiz ki daha üst levellere, daha büyük mücadelelere geldiğimizde ne yapmayalım? Geri dönüp kaçanlardan ya da imtihanı kaybedenlerden Allah muhafaza olmayalım. Ümmet olmak için daha çok gayret etmeli. Her daim müminlerle beraber olmalı. Mümkün mertebe yalnız kalmamalı. Ölümün bize hiç de uzak olmadığını hatırımızdan çıkarmamalıyız kardeşler. Kafirleri, zalimleri, mücrimleri, fasıkları kahret bizlerin elleriyle diye nida etmeliyiz. Rabbimizin her daim bize gördüğünü, işittiğini unutmamalı. Her işimizde ahiret hesabını katmalı. Ahiret ile ilgili söylem ve eylemlerimizde dünyada ne yapıyorsak bununla alakalı Rabbimizin sınırını da aşmamalı. Ahireti unutmamalıyız. Helal ve harama dikkat etmeli. Şehadeti arzulamalı. Rabbimizin nurunu er ya da geç tamamlayacağını, ahirette zaten tamamlayacağını, dünyada da tamamlayacağını unutmamamız gerekiyor kardeşler. Rabbimizden ebabilleri istemeliyiz. Eyvallah. Ama o ebabillerle birlikte bizim de ebabil olmamızı Rabbimizden dilememiz gerekiyor. İşte yapabileceğimiz çok şey var. İşte okuduğumuz Yusuf suresinde İsrailoğullarının o Orta Doğu'ya, Mısır'a nasıl geldiklerini, nasıl yerleştiklerini
Daha sonra Kur'an'da en fazla kendisinden bahsedilen peygamber biliyorsunuz ki Musa Aleyhisselam'dır. O da Firavun'la birlikte bir mücadele vermiştir. İsrailoğullarla birlikte ağır imtihanlar geçirmiştir. Dolayısıyla biz bu sureleri okuduğumuzda bugünkü sözde kendilerini İsrail oğulları olarak kabul eden ama bu yönüyle Hazreti Yusuf değil de Hazreti Yusuf'a karşı her türlü zulmü, revayı ona layık gören, o kardeşlerinin yolunu sürdüren bu zihniyetteki insanlara karşı mücadele etme konusunda yapabileceğimiz çok şey olduğunu düşünelim. Şeytanın bizi aldatmasına izin vermeyelim. Ne yapalım? Yol yok deyip bulunduğumuz yerde de dünya hayatına dalıp bu yönüyle daha batıla dalanlarla birlikte Allah muhafaza ahiretimizi heba edecek bir duruma da kendimizi sokmayalım inşallah. Böyle bir kısa girişten sonra inşallah kardeşler bugünkü ayetlerimizi okumaya çalışalım. 35 ve 36. ayetleri inşallah okumaya çalışacağız kardeşler. Buraya kadar Yusuf Aleyhisselam'ın birçok zorluk ve imtihan geçirdiğini gördük. Yani kardeşleriyle yaşadığı, kuyuda yaşadığı, köle olarak satılması, Mısır'da köle olarak bir hayat sürmesi, belli bir olgunluk çağına geldikten sonra Mısır'da evinde kaldığı, o evde, Aziz'in evinde kadınla yaşadığı o ağır bir imtihan, onu da atlatmıştım. Bu sefer kadınlarla imtihan yaşamıştı ve kadınlarla birlikte artık ne olmuştu? Kaldıramayacağı bir seviyeye geldiğinde Rabbim bunlar zindan diyorlar ya da istediğimizi yapacaksın, aşağılanmışlardan olacaksın aksi takdirde zindan diyorlar. Öyleyse zindan benim için hayırlı demişti ve akabinde de geldiğimiz noktada artık 35. ayette şimdi onu göreceğiz. Zindanın hayırlı olduğunu söyleyen Yusuf Aleyhisselam'a ki bir önceki dersimizde zindanın gerçekten de neden hayırlı olduğunu uzun uzun diye anlatmıştık kardeşler. 35'ten devam edelim. Estağfirullah, Bismillah. Summe sonra bedâ lehum onlara uygun geldi min ba'di mâ ra'ul âyât delilleri gördükleri halde leyescunnehu hattâ hîn bir süre onu zindana atmaları onlara delilleri görmelerine rağmen uygun geldi. Kardeşler ayetimiz summe ile başlıyor. Sonra hatırlayın daha hemen öncesinde Yusuf Aleyhisselam kendisine ya benim dediğimi yapacak ya da aşağılanmışlardan olacak, zindana atılacak demişti vezirin hanımı hatırlarsanız. Yusuf Aleyhisselam da bu kadınların, bunların demek ki kadınların tamamı artık kendisinden bu yönüyle günaha girmesini Yusuf Aleyhisselam'dan istiyorlardı. Ve Yusuf Aleyhisselam etmiş olduğu bir duayla Rabbine sığınmış, zindanın daha hayırlı olacağını, eğer Rabbim yardım etmezsen ben bunların oyunlarına gelirim demişti. Ve arada geçen bir summe var, sonra bir zaman geçiyor ama orada neler oluyor, neler yapılıyor bilmiyoruz. Burada Hud suresi 120. ayeti hatırlatmak istiyorum. Kıssalarla ilgili önemli bir mesaj veriyor. Mealen burada Rabbimiz sana elçilerin kıssalarından kalbini sağlamlaştıracak doğru haberleri aktarıyoruz. Bunda sana hak ve müminleri bir öğüt ve uyarı gelmiştir. Hud suresi 120'den anlıyoruz ki Rabbimiz Allah Azze ve Celle anlatmış olduğu kıssalarda, Resullerin kıssalarında bizim için kalbimizi sağlamlaştıracak, hak olan, öğüt olan, müminlere fayda, uyarı ve ikaz olacak şeyleri anlatıyor Rabbimiz. Ve aradan bir sure geçiyor. Demek ki Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizim için önemli görmediği şeyler var ve oraları anlatmıyor. Ve hemen sakabinde bir vakit geçiyor. Sümme kelimesinden biz bu çıkarımları yapabiliriz. Suçsuz olan Yusuf'u zindana atanlar suçunu diğer kadınlara itiraf eden Aziz'in eşine ne yaptılar? Akladılar ve suçsuz gösterdiler. Demek ki burada suç ahlaksız bir teklifte bulunmak değil, ahlaksız bir teklifi boşta bırakmaktır. Yani düşük tabakadaki biri daha yukarıdaki birinin teklifini nasıl reddeder? Cahiliye toplumunun bir özelliğidir bu kardeşler. Toplumda da böyledir. Çok basit bir örnek verecek olursak, söz gelimi bir iş yerinde düşünün, firma sahibinin kadın olduğunu düşünün. Firma sahibi işe yeni başlayan bir elemanı tebrik etmek için elini uzatır. Ama bu eli uzatılan erkek mümindir ve kadının elini tutmasının caiz olmadığını bildiğinden dolayı teşekkür eder ve kadının elini sıkmaz. Bu ne yapmış olur? Kadını utandıran bir durum olduğundan dolayı
kadın utanmıştır ve erkeğin cezalandırılması gerekiyordur. Bu böyledir değil mi? Bunun gibi birçok örnekler yaşanmıştır. Bir yerde duyarsınız falanca yerden falanca işten atılmıştır. Sebebi falanca kadının elini sıkmadığı için, kadını utandırdığı için. Halbuki kadının şahsiyetiyle ilgili bir durum değildir. Müminin kendi inancıyla alakalı bir durum olmasına rağmen kadın elini uzattığında sen elini nasıl sıkmazsın? İşte cahiliye toplumun özelliği bugün günümüzde de birebir aynı olduğunu maalesef görmekteyiz kardeşlerim. Yusuf Aleyhisselam'ın haklı olduğunu gösteren delillere rağmen onu bir süre hapse atmak fikri akıllarına geldi. Kardeşler burada summe beda lehum, beda kelimesi geçiyor. Bu tam da yeri gelmişken söylemekte fayda var. Beda kelimesi Allah Azze ve Celle için kullanılması caiz değildir. Çünkü beda karar değiştirmek, fikrini değiştirmek. Şimdi böyle düşünüyordu ama sonra farklı düşünüyor. Şimdi burada bu insanlar için, bunların kim olduğunu az sonra tekrar söyleyeceğim. Daha önce Yusuf Aleyhisselam bir kadınla bir imtihan geçirmişti. Gömleğin arkadan yırtıldığını görünce Yusuf'un susuz olduğunu anlamışlardı değil mi? Yusuf'un susuz olduğunu görünce kadına çıkışmıştı vezir. Öncesinde Yusuf'a Yusuf sen bu olayı kapat bir yerde anlatma demişti. Sonra kadına dönerekten sen de git bağışlanma dile, af dile. Şüphesiz sen büyük bir yanlış yaptın ve sizin hileleriniz gerçekten pek büyüktür demişti. Aziz bu şekilde eşini azarlamış, kızmış, olayın üstünü kapatmış, suçluyu cezalandırmamış. Yusuf'a da bir ceza vermemişti. Ama beda sonra bu zihniyete sahip bu sefer Aziz'in konumunda birçok erkek var. Ellerini kesen kadınlar oldu değil mi? Birçok erkek var ve bunlarla alakalı bir fikir değişme gündeme geldi. Yusuf'u daha önce cezalandırmayanlar şimdi cezalandırmaya karar verdiler. Bir fikir değişikliğine gittiler. İnsanlar arasında bu olabilir. İnsanlar bugün bir şey iyi derken yarın kötü diyebilirler. Bugün bir şey hakkında böyle düşünürken yarın farklı düşünebilirler. Kararları değişebilir. Duygusal davranabilirler. Olaya farklı yaklaşabilirler. Ama Allah Azze ve Celle için her şeyin sahibi, her şeyi kuşatmış, önünü, arkasını, içini, dışını, her şeyini en ince ayrısına kadar en doğru şekilde, tek doğru şekilde bilen Rabbimiz Allah Azze ve Celle için bugün böyle düşünüyordu da yarın karar değiştirdi. Allah bugün böyle emretti de işte yarın bu kararının İşte yanlış olduğunu ya da daha iyi bir karar olduğunu düşündü de vazgeçti gibi bir anlamı çağrıştıracak şekilde beda kelimesi Allah Azze ve Celle için kullanılmasının caiz olmadığını söyleyelim. Bu bizim için mümkündür. Sonradan aklımıza gelen bir şeyden dolayı bir konudaki fikrimiz değişebilir. Burada onlar diye kastedilenler meseleyi çözmeye çalışanlardır. Aziz ve arkadaşları ya da diğer kadınların eşleri olabilir. Ayetler denilmesi kardeşler Yusuf'un suçsuzluğu için birçok delilin olması anlamına gelir. Ayetler Yusuf'un suçluğunu gösteren ayetler gördüler. Bu kadınların ellerin kesmesi de olabilir. Gömleğin arkadan yırtılması ki bunu genelde müfessirlerimiz bu şekilde açıklamışlar ama bunun haricinde başka deliller de olabilir mi? Evet başka deliller de tabii ki olabilir. Bu politik bir ayet olduğunu görüyoruz kardeşler. Çünkü onlara sonradan göründü, mantıklı geldi de denilebilir ya da anladılar ya da akıllarına yeni bir fikir geldi, bir fikir edindiler. Onlar bütün delilleri görmelerine rağmen böyle bir karar değişikliğine gidiyorlar. Burada onlar kelimesi müennes bir kalıpta gelmiyor. Yani çoğul olarak kadınlar ya da erkekler ya da sadece erkekler gördüler. Hapise atmak ise süresi belli olmayacak bir şekilde Yusuf'un hapse atılmasının gündeme getirildiğini görüyoruz kardeşler. Daha önce Aziz'in eşi siyasi sebeplerle ilgili ne yapmıştı? Yusuf'u cezalandırılmamıştı değil mi kardeşler hatırlarsınız? Belki dışarıda denilecek ki vezir gibi bir adam Aziz, güçlü, kuvvetli daha hanımına sahip çıkamıyor, hanımını kontrol edemiyor, ülkeyi nasıl yönetecek? Belki bu bir skandala dönüşecekti, siyasi krize dönüşecekti, kendisi için iyi olmayacaktı ve bunun üstünü kapatmak istiyor olabilir şeklinde düşünmüştük, böyle ifade etmiştik. Ama şimdi birçok kadın var ve birçok kadınla birlikte birçok bakan veya bu kadınların eşlerin konumları neyse onlarla ilgili bir skandal gündeme gelir. Dolayısıyla daha büyük bir siyasi krizin kapıda olduğunu söyleyebiliriz.
Bu yüzden kadınlar yine cezalandırılmadan çözüm önerileri sanki hakkın kendisi oymuş gibi Yusuf Aleyhisselam'a ne yapılıyor? Hapis uygun görülerek bir çözüme gidiliyor. Cahiliye toplumlarında zaten bu çokça yaşanan bir şeydir kardeşler. Süresi belli olmayacak bir şekilde bir hapis. Daha önce sembolayın üstünü örtleyen Aziz'in üstüne bu sözü söylemesi gereken kim bilir kaç kişi oldu bunu da bilmiyoruz. Bu artık bir skandal bir kişinin değil bir topluluğun olduğunu görüyoruz kardeşler. Aziz'in eşiyle Yusuf'un tekrar sorgulanması, ellerin kesilmesiyle sonuçlanan olay kadınlarla birlikte daha büyük bir siyasi krizi belki de gündeme getirecekti diyebiliriz. Olayların onlara görülmesi kardeşler, daha önce hatırlayın gömleğin arkadan yırtılması meselesinde belki de bu olayı bilen 3-5 kişi vardı ama bu olay ne yapmıştı? Dışarıya yayılmıştı. Ve burada birçok kişinin bildiği ellerin kesilmesi gibi bir olayı var. Dolayısıyla bunun dışarıya taşınması neticesinde Yusuf Aleyhisselam'ın lehine oluşacak, onu haklı çıkaran deliller de olacaktı. Ve bunun önünün tıkanması gerekiyordu. Bu sefer Yusuf cezalandırılmadan bırakılmamalı, cezalandırılması gerekiyordu diyebiliriz. Burada Yusuf Aleyhisselam'ın haklılığı sorun değil ama bu varlıklı ve etkin kimseler için büyük bir sorun olacak. Hepsinin de itibarları ve makamları ne olacak kardeşler? Sarsıntıya uğramış olacak. Buradaki politik durumdan anlıyoruz ki kişiler yaşanılan hadise ile şu anki duruma değil ileride yaşanabilecek sıkıntılar üzerine bir kaygıya düşerek bunu engellemek için bir karara varıyorlar. Tabii bu olumsuz bir hadise üzerinden oluyor. Her devrin ileri gelen ve büyüklük taslayan tahuti duruş sahibi zalimlerin kendi siyasi hayatları ve bulundukları sistemin bekası için yapmayacağı durumları olmayacağını ve bunun içinde gerekli tüm tedbirleri alacaklarını anlayabiliriz. Bugün günümüzde de yapılan aslında bundan çok farklı değil. Burada da bizim alacağımız kararlar hakkında da aslında bize bir yöntem, usul öğretiliyor kardeşler. Yarınla alakalı, ne yapacağımızla alakalı bir takım hedeflerin kendimize belirlenmesi, o hedefler doğrultusundan da bugünden bazı kararların alınması bizim için önemlidir. Burada tam da böyle Meryem suresi 10. ayet aklıma geliyor kardeşler. Zekeriya aleyhisselam'ı hatırlayın. Kendisine bir çocuk müjdesi verildiğinde, ileride çocuğu olacağı müjdesi verildiğinde ne demişti? Rabbim bana bu konuda bir alamet ver. Çocuğumun olacağı ile ilgili bana bir alamet göster demişti. Bu da senin 3 gün insanlarla konuşamaman diye Rabbimiz Allah Azze ve Celle de ona bir alamet vermişti. Yani yarınla alakalı bir şey olacaksa, bir beklentimiz varsa, bir planımız varsa, bir hedefimiz varsa bununla alakalı Rabbim bana bunu ver deyip de gereğini yapmamak da caiz değildir. Yarınla alakalı doktor mu olmak istiyorsun söz gelimi? Ya da iyi bir hatip mi olmak istiyorsun ya da iyi bir alim mi olmak istiyorsun? O zaman bugünden o günle alakalı planını, programını çıkartman, ona göre tedbirler almamız gerekiyor. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriyle yaşadığı durumun benzerini yaşıyor kardeşler. Kardeşleri ne demişti? Babalarının sevgisi sadece kendilerine kalsın diye Yusuf ölmeli ya da uzak bir yere göndermeliyiz. Bir daha da gelmemeli, kaybolması gerekiyor demişti değil mi? Kardeşleriyle böyle bir durum yaşamıştı. Böylelikle Yusuf'tan kurtulacak, babaların sevgisi sadece kendilerine kalacaktı. Burada da görüyoruz ki Yusuf Aleyhisselam suçlanmalı ve sonuç itibariyle hapse atılmalı. Hem de süresiz olarak böyle olmalı. Böylelikle elit tabakadaki o kadınlar aklanacak ve o kadınların kocaları da siyasi bir krizden kurtulmuş olacaklardı. Sonuç itibariyle bir tarafta babalarının sevgisini almak için Yusuf'a zarar vermek isteyen kardeşleri, bir tarafta yine siyasi krizden kurtulmak için Yusuf'u cezalandırmaya çalışan bir zihniyetin olduğunu görüyoruz kardeşler. Günümüzde de sadece hakkı söylediği için bundan zarar görecek bazı kimseler tarafından kendisine iftira atılan, gözden düşürülen, komploya kurban edilen, zulmedilen, imkanları kısıtlanan, hapse atılan, tehdit edilen, ülkeden kovulup da tekrar geri dönmesine izin verilmeyen, öldürülen, malı gasp edilen, diploması, unvanı, işi kendisinden alınan, küçük düşürülen, alay edilen, itibarı mahvedilen kimseler yok mu? Var değil mi kardeşler? Belki en yakınımızda bile bunlara şahit olmuşuzdur. Bunu düşünelim. Aslında ne kadar da yakın olarak bugün de bunun gibi haksızlıklara şahit olduğumuzu, nice örnekleri olduğunu biliyoruz. Hatta bunun için çoğu zaman mahkeme bile kurulmaz ya da emir altındaki hakimler
deliller karartılarak zulmün altına resmi prosedür ile imza atılır. Sözde hak yerini bulmuş olur. Halbuki adalet değil, burada batıl ikame edilmiş olur. Aylar süren gözaltılar, işkenceler, yıllar süren yargılamalar da işin çabası. Medya desteği de burada devreye girer. Fincancı katırlarda ürkütülmemesi gerekiyordur. Yoksa bilinir ki sonuç çoğu zaman kişinin eziyet görmesi, zulüm görmesiyle neticelenecektir. Güçlüler güçsüzleri ezecektir. Irak ülkesini hatırlayın. Bir yalan iddia ile giren teröristler orada kaç bin kişiyi öldürmüşlerdi, eziyet, işkence etmişti. Ebu Gureyb cezaevinde ülkede yıllarca hukuksuz bir şekilde tutulan, yemek, gıda, içme ve birçok şeyleri ahlaki anlamda da birçok eziyetlere maruz kaldıklarını orada ABD'nin oradaki Iraklılara ya da dünyanın çeşitli yerlerinden oraya gelen Müslümanlara yapmış oldukları zulümlerin ne derece hukuksuz yapıldığını biliyoruz değil mi? Bugün İsrail işte hukuksuz bir şekilde ne yapıyor, savaşıyor, savaş ahlakını da çiğniyor diyenler düne kadar ABD'de aynı şeyi yapıyordu. Zaten bugün de İsrail'in o zulmünü destekleyen ABD'nin de dünkü karnesinin de bugünkü İsrail'den hiç farklı olmadığını biliyoruz. Bugün Filistin topraklarında yaşanan Siyonist, Yahudi terör eylemlerinde buna örnek verilebilir. Kardeşler kısaca bu 35. ayette Yusuf Aleyhisselam haklı olmasına rağmen, suçsuz olmasına rağmen konu Aziz ya da Azizleri ilgilendirdiği için suçlu Yusuf Aleyhisselam oluyor. Bile bile onu cezalandırıyorlar. Burada Yusuf'un hapse atılması aynı zamanda duasının kabul edildiğini gösterir. Hatırlayın o demişti. Rabbim bunların istediğini yapmaktansa onlar ne istiyorlardı? Ahlaksızca zina edilmesini istiyorlardı. Tabir yerindeyse seks kölesi gibi Yusuf Aleyhisselam'ı kullanmak istiyorlardı. Yusuf Aleyhisselam ise onların istediğini yapmaktansa zindan benim için hayırlı demişti. Ve burada alınan kararla kendisine zindan yolu gözüküyor. Yani rüyasının kabul edildiğini görüyoruz. Ve hapisiyle Yusuf Aleyhisselam zina gibi bir günahtan korunmuştur. Hapse girmesi hapsin bir medreseye çevirme sonucunu ortaya çıkarmıştır. Olaya etraflıca baktığımızda bu ve benzeri birçok önemli sonuca varabiliriz kardeşler. Ayetin belli bir süre için zindana atılma görüşüne vardılar diyor ya, belli bir süreyle bitmesi Yusuf'un mahkemeye çıkartılmamasını bize hem göstermiş olur hem de Aziz'in özellikle Yusuf'un suçsuz olduğunu bilmesi, belki de ona olan bir sevgisinin ya da ileride belki tekrar cezaevinden çıkar, yine belki ondan istifade edebilir, yararlanabilir, belki tekrar evlat olarak kabul edebilir gibi bir takım düşünceyi de bizi sevk ettiğini söyleyebiliriz kardeşler. Son olarak demek ki bu iş böyle oluyor. Daha önce çıkarı için Yusuf Aleyhisselam'ı satın alan Aziz, niye Mısır'da Yusuf'u satın almıştı? Onu görmüştü. Belki de onun işte oturaklı, olgun olduğunu görmüştü. Belki de güçlü bir köle olarak ondan istifade edebileceğini düşünmüştü. Menfaati vardı ya da evlat ediniriz demişti. Ama bu sefer farklı bir çıkar ve menfaati için aynı kişiyi yani Mısırlı Aziz Yusuf'u daha önce evlat olarak almayı düşünen kişi bu sefer Yusuf Aleyhisselam'ın ne yapmıştı? Zindana girmesini uygun görmüştü bu zihniyet. Kısaca kardeşler 35. ayetten bazı çıkarımlarımızı şöyle sıralayabiliriz. Burada Yusuf Aleyhisselam'ın duasının Rabbimiz tarafından kabul edildiğini görüyoruz. Menfaatine zarar gelir diye hakkı gizleyenlerin zulmedenler olduğunu, yine menfaatine zarar gelir diye hakkı gizleyenlerin birçok delili karartır veya yok edebilirler ya da hukuktan kaçar, yargısız infazda bulunabilirler ya da anlık bazı meselelerin çözümü için insanlık dışı bazı yollara başvurabilirler. Böyle İslam dışı toplumlarda haklı olan daima güç ve makam sahibi kimseler görülür. Bir hata daha baştan çözüme kavuşturularak gereken tedbir alınmaz ise ileride daha büyük problemlere de sebep olabilir. Atılan adımlarda ilerisi düşünülerek hareket edilmesi önemli bir usul ve yöntem olarak da bizim karşımıza çıkmaktadır. Bir sonraki ayette kardeşler وَدَخَلَ مَعْهُ السِّجْنَ فَتَيَانْ. Daha sonra onunla birlikte iki genç daha zindana girdi. قَالَ اَحَدُهُمَا. Onlardan biri dedi ki اِنِّي اَرَانِي.
muhakkak ki ben görüyorum. Öyle görüyorum ki muhakkak. Öyle bir görüyorum ki bu görmek şey değil, rüya olamaz. Sanki gerçekten ve defalarca altı çizili bir şekilde bir ifade var arkadaşlar. Burada inni erani, muhakkak ki ben görüyorum. Ne görüyormuş bu gençlerden biri? Asiru hamra. Hamra, hamr. İçki, içecekler, meşrubatlar var ya, üzüm suyu ve benzeri, ama daha çok içki, şarap. Şarap sıktığımı görüyorum. Ve kâle, ve diğeri dedi ki, ve kâlel âheru, diğeri dedi ki, inni erani, ben de görüyorum. Ne görüyorum? Ehmilu fevka râsi hubzu. Ben de başımın üzerinde ekmek taşıdığımı görüyorum. Te'kulu tayru minhu, ondan kuşlar yiyor. Nebbe'ne bite'vilihi, bunun te'vilini, bunun açıklamasını, bunun yorumunu, bunun arka planını bize haber ver. İnne nerake, biz seni muhakkak ki görüyoruz, minel muhsinin, muhsinlerden, iyilik sahibi olanlardan, işini iyi yapanlardan görüyoruz. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Birisi ben rüyamda kendimi şarap sıkarken görüyorum dedi. Diğeri rüyamda kendimi başım üzerinde ekmek götürüyorken, taşıyorken görüyorum. Onları kuşlar yiyor dedi. Bize bunun yorumunu, tevilini haber ver. Çünkü biz seni muhsinlerden görüyoruz dedi. Arkadaşlar Yusuf suresinin 6. ayetinde hatırlayın Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasını babası tevil ederken diyordu ki Rabbin sana olayların tevilini öğretecek diyordu. Burada bu iki gencin isteği ve ilerleyen ayetlerden göreceğiz ki Yusuf Aleyhisselam bu iki gencin rüyasının tevilini yapacak. 6. ayette babası Yakup'un haber verdiği ileride Rabbin sana olayların tevilini öğretecek müjdesinin haberinin burada artık gerçekleştiğini görüyoruz. 21. ayette az önce bahsettiğimiz mesele Yusuf'u satın alan Mısırlı Aziz'i hatırlayın kardeşler. O karısına ne demişti? Ona güzel bak, umur ki bize bir yararı dokunur ya da evlat ediniriz. Böylelikle biz Yusuf'u Mısır'a yerleşik kıldık. Ona sözlerin tevilinden öğrettik. Allah emrinde galip olandır. Ancak insanların çoğu bilmezler buyrulur. Bu ayette de Aziz'in niyetini okuyoruz. Aziz'in niyeti ne? Onu evlat edinmek, ondan istifade etmek. Ama Rabbimizin niyeti ne? Rabbimizin niyeti ise ona olayların tevilini öğretmek ve Mısır'la onu yerleşik kılmak. Ve burada Aziz'in değil, Rabbimizin planının adım adım işlediğini görüyoruz kardeşler. Bu okuduğum 36. ayette birlikte yeni bir imtihan, zindan süreci başlıyor. Kuyuya atıldı Yusuf, köle olarak satıldı. Saray entrikalarına kurban edildi, tehdit edildi. Şimdi de Yusuf Aleyhisselam için zindan hayatı burada başlıyor kardeşler. Fahrettin Razim'in güzel bir yorumu var, ilginç bir yorumu var. Dikkatimi çekti, özellikle not aldım. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Burada Yusuf Aleyhisselam'ı haksız yere hapse atıldığını biliyoruz. Yusuf'u haksız yere hapse atanlar bu konuda daha az dikkat çekmek için Yusuf'la birlikte iki genci daha hapse attılar diyor. Bu ifade ilginç. Biraz sonra Fahrettin Razi'nin bu yorumuna tekrar geri döneceğim inşallah. Böylece Yusuf zindana atıldı. Onunla birlikte biri kralın şarap sunucusu, diğeri fırıncısı olmak üzere iki delikanlı daha zindana girdi. Tefsirlerdeki rivayetlere göre bu iki genç kardeşler Mısır'da kralı öldürmek isteyen kimselerin teşvikiyle biri onun ekmeğine zehir koydu kralın, diğeri de şarabına zehir koydu. Fakat daha sonra bunlar birbirlerini ispiyonladılar. Ekmekçi dedi ki şarapta zehir var dedi. Şarapçı da ekmekte zehir olduğunu krala haber verdi. Bunun üzerine ikisi de hapse atılıyor. Böyle tefsirlerde, birçok tefsirde bu bilginin geçtiğini görüyoruz. Bunlardan biri düşünde şarap yapmak için üzüm sıktığını, diğeri ise başının üzerinde ekmek taşıdığını ve kuşun gelip o ekmekten yediğini görmüş. Muhtemelen rüyalarını birbirlerine anlatmışlar fakat yorumlarını yapamamışlardı. Bunun üzerine her ikisi de doğruluğuna, ilmine, yorumuna, şahsiyetine güvendikleri Yusuf'a gelip ondan rüyalarının yorumunu istediler diye düşünebiliriz. Genelde bu ve benzeri yorumlar yapılmış. Fakat kardeşler bu iki gencin arkadaş olup beraber Yusuf'a soru sormaları, Yusuf peygamberle aslında birbirlerine bence düşman olmadıklarını gösterir. Düşünsenize siz iki arkadaşsınız,
krala suikast düzenlenecek, birbirinizi ispiyonlusunuz. Biri diyor ki işte o fırıncı var ya, ekmeğin arasına zehir koydu, kralı zehirleyecek. Fırıncı da diyor ki hayır, o krala şarap, içki, meşrubat sunan kişi bu içeceğin içerisine zehir koydu, o kralı zehirleyecekti diyor. Birbirlerini ispiyonluyorlar. Bu şekilde iki kişi zindana atılsa birbirlerine dostluk kurabilirler mi? Muhtemelen kuramazlar. Birbirlerine düşmanlık yaparlar. Zaten yine bir tefsirde denk geldi. Burada tefsirdeki rivayete göre iki arkadaşın zindana atılması kralı kızdırdıkları ya da sadece kral değil ya da yetkili bazı bakan gibi mevki sahibi birilerini kızdırdıkları için Yusuf'la birlikte iki kişi daha zindana atıldı deniliyor. Arkadaşlar bu şu yorumu da güçlendiriyor. Az önce Fahrettin Razi'nin bir yorumu okurken dedim ya, Yusuf'la birlikte iki genç daha zindana atılıyor. Bu Yusuf'la ilgili suçsuz bir şekilde Yusuf'u zindana atmışlardı ve bu konuda kendilerine gelebilecek bir takım eleştirilerde daha az dikkat çekmek için Yusuf'la birlikte sanki o suçu işleyen iki kişi daha varmış gibi iki kişiyi de Yusuf'la birlikte zindana atıldığı yorumu yapılmıştır. Bu da günümüzde bu ve benzeri oyunlar oynanıyor mu? Maalesef oynanıyor. Bir yerde bir olay olduğunda sistem ne yapabiliyor? O olayla ilgili o suçu işleyenler değil, daha fazlasını farklı nedenlerle üzerine farklı etiketler vurarak cezaevine atabiliyorlar. Günümüzde de bu ve benzeri olaylar maalesef çok yaşanıyor. Şimdi hemen aklıma benim birkaç tane olay zaten böyle geldi. Bunlar yaşanabiliyor. Dolayısıyla bu iki gencin suçunun ne olduğunu bilmiyoruz. Kralı mı yoksa kralla birlikte elleri kesilen o kadınların kocalarını üzecek bir şey mi yapıldı? Ya da bu olayda Yusuf'un haksızlığını ortaya çıkartabilecek bir delile mi sahiptiler? Yusuf'un bu konuda muhsinlerden olduğunu bilmeleri sadece Yusuf'la kral, Yusuf'la birlikte cezaevin dışında mı tanıştılar da yoksa cezaevi içinde mi tanıştılar? Cezaevi içindeki tanışıklıklarıyla birlikte Yusuf'un muhsinlerden mi olduğunu gördüler bilmiyoruz. Ama sonuçta ben şunu söyleyebiliriz. Bu iki gencin suçunun ne olduğunu biz bilmiyoruz kardeşler. Günümüzde de bu ve benzeri şeylerde kardeşler ön yargı çok var. Söz gelimi biri sabıkalıysa iş bulması zordur. Ya da hastaneye gidiyorsunuz. Hastanede bir tane adam gördünüz, elleri kelepçeli, önünde, arkasında, sağında, solunda jandarma var. Hemen insanlar o kişiye bakış açıları değişir değil mi? Kim bilir ne halt işlemiştir? Birine mi tecavüz etti, birinin malını mı çaldı, birini mi öldürdü? Hemen böyle ön yargılar gelir. Halbuki bize orada düşen nedir? Ön yargılı davranmamaktır. Belki o adam ne yapmıştır? Suçsuzdur, iftiraya kurban gitmiş olabilir, benzeri şeyler olabilir. Ön yargılı davranılmaması konusunda bizim için güzel bir örnek var kardeşler. O yüzden tekrar edelim, bu iki gencin, Yusuf'la birlikte cezaevine giren bu iki gencin neden dolayı hapse atıldıklarıyla alakalı elimizde sahih bir bilgi yok. Tefsirde geçen bazı bilgiler var. Bunlardan bir ya da birkaçı doğru olma ihtimali tabii ki vardır. Burada biri fırıncı, diğeri kralın şarapçı başı olsa o zaman gördükleri bu rüyaları çokça merak etmeleri gerekmezdi değil mi? Biri fırıncı ve ekmek taşıdığını görüyor, kuşlar yiyor. Bu rüyasını çokça merak etmeyebilir. Bir yandan da ekmek taşıyorum ama işte kuşlar niye yiyor? Oradan biraz belki merak edebilir. Bu şarapçı meşrubat işine bakan kişi de rüyasında şarap taşıdığını, sıktığını, üzüm suyu sıktığını görüyorsa cezaevinde herhalde özlüyorum mesleğimi der. Rüyasını çokça merak etmeyebilir. Dolayısıyla meslekleri hakkında da çok fazla bilgimiz yok. Ama bu rüyaları sık sık, tekrarlı ve bu rüya gibi değil gerçekten gözleriyle görüyormuşçasına görmeleri de bu iki genci çokça merak ettiğini anlıyoruz kardeşler. Yıllar önce bir rüya görüp bunu belki de tevilini öğrenmek için Yusuf Aleyhisselam ne yapmıştı? Güvendiği babasına gidip rüyasını anlatıp ve ondan rüyasının tevilini dinlemişti. Babasına güveniyordu. Aynı şekilde o babanın Yusuf'a verdiği güveni Yusuf Aleyhisselam da burada zindan arkadaşlarına vermiş ki zindan arkadaşları da Yusuf Aleyhisselam'a geliyor, güveniyor, yorumunu isteyecekleri bir rüyayı anlattıktan sonra biz seni muhsinlerden görüyoruz diyor kardeşler. Biz de işte bu anlamda kime ne kadar güven veriyoruz bunu düşünmemiz gerekiyor. Burada kuşlardan bahsedilmesi de ilginç kardeşler, düşündürücü.
Kuşlarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Genelde hayat, ölüm, ahiret, hesap, azap ile alakalı olduğunu görüyoruz. Söz gelimi, hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Rabbimiz de inanmıyor musun deyince hayır, inandım ancak kalbimin tatmin olması için dedi. Öyleyse 4 kuş tut, onları kendine alıştır, sonra onları her bir parçasını bir dağın üzerine bırak, sonra onları da çağır, sana koşarak gelirler. Bakara 260'ı okudum kardeşler. Burada kuş örneği var ve dirilişle ilgili bir mesajı var. Kuşlar üzerinden dirilişle ilgili bir mesaj var. Yine kardeşler Ali İmran 49'da İsrailoğullarına giden elçi diyecek ki gerçek şu ki ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminden bir şeyi oluşturur. İçine üfürürüm. O da hemencik Allah'ın izniyle kuş oluverir. Bakın az önce ölüm, diriliş. Yine burada yoktan var etme ile ilgili bir mesaj verirken gene kuşla ilgili bir örnek veriliyor. Yine kuşların bir ümmet olduğunu Enam 38'de, göğün boşluğunda uçuşların bir ayet oluşunun Nahil 79'da, insanın işlemiş olduğu amellerin kendisine sunulacağı yine bir kuş örneğiyle İsra suresi 13. ayette, tesbih edip boyun eğen kuşlardan bahsedildiğini Enbiya suresinin 79. ayetinde, şirk koşmuş birinin gökten düşerken bir kuş kapması örneğini Hac suresinin 31. ayetinde, gene boyun eğen kuşlardan bahsedildiğini Enbiya 79 bunu söyledik. Allah'ı zikreden kuşlar olduğunu Nur suresi 41'de, Süleyman aleyhisselama kuşların dilinin öğretildiği ve kuşlardan bir ordusu olduğunu, elçi olarak kuşların kullanıldığını Nemil suresinde, gene azap olarak gönderilen ebabil kuşlarını görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim kuşlardan bahsediyor ve kuşlarla ilgili, ölümle ilgili, hayatla ilgili, dirilişle ilgili, hesapla ilgili bir takım mesajla ilgili kuşlar örnek veriliyor. Bizim bu bahsetmiş olduğumuz, okumuş olduğumuz surede de iki gencin rüyasının da boş olmadığını anlayalım diye bu örnekleri verdim kardeşler. Demek ki bunun üzerinde biraz tefekkür etmemiz gerekiyor. Ayet şöyle olamaz mıydı? Az önce okuduğum ayette 36. ayette iki genç rüyalarını anlatıyorlar değil mi? Biri şarap sıkarken, biri de başımızın ekmek taşıyorum, kuşlar onu yiyor. İki genç şöyle diyemez miydi? Ya da Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu ayette bize Yusuf'la birlikte zindana iki genç daha girdi. Bunlar rüya gördüler, gördükleri rüya Yusuf'a anlatınca Yusuf onları rüyalarını tevil etti diyebilir miydi Rabbimiz? Diyebilirdi. Ama bu rüyayı niye anlatıyor Rabbimiz? Demek ki o rüyanın üzerinde de bizim durmamız gerekiyor. Kuşlar örneğini bu yüzden verdim kardeşler. Ekmek taşıyan ve bunları kuşların gagaladığı rüyayı gören adam idam edilecek. Yusuf Aleyhisselam böyle tevil edecek. Yusuf Aleyhisselam bunun böyle tevil ettiğini ilerleyen ayette göreceğiz. Üzüm sıkan kişinin de efendisine şarap sıkacağı yani özgür kalacağı belirtiliyor. Ekmek taşıyıp bunu kuşlara ikram eden öldürülecek, şarap yapıp bunu sunan ise özgürlüğüne kavuşacak. Kardeşler sanki görülen bu rüya ile o toplumun karakteristik özelliği, yapısı ortaya konuyor. Şunu demek istiyorum, sanki putperest toplumlarda, zulüm ile insanların yönetildiği toplumlarda, adaletin olmadığı beldelerde, iffetsizlerin iffetlileri cezalandırdığı toplumlarda, siz o toplumlarda insanlara faydalı olacak şeyler yaparsanız, ekmek yapıp o ekmeği canlılara ikram ederseniz, böyle faydalı işler yaparsanız cezalandırılırsınız, öldürülürsünüz. Yok, eğer böyle bozuk toplumlarda insanların akıl melekelerini yitirecekleri, şarap gibi insanların beyinlerini uyuşturacak, sarhoş edecek şeyleri üretir, bu konuda onlara hizmet ederseniz o zaman ödüllendirilirsiniz. İşte bu ayetle ilgili yapılmış güzel yorumlardan bir yorum. Bunun gibi ayet üzerinde tabii ki durup başka yorumlar da yapılabilir. Şarap yapmak insanların akıllarıyla oynamaktır. Bu günah ve isyan olduğu halde bu gibi cahiliye toplumlarında ödüllendirilme ve alkış sebebidir. Ama insanlara ikram edilmenin, güzel ekmek, nimetlerin ikram edilmesi ise suçtur ve öldürülürsünüz yani cezalandırılırsınız.
Diğer bir konu, yine ayetten anlıyoruz ki putperest toplumlar cezaevine gençler de girebiliyor. Yusuf da diğer iki kişi de gençler. Feta kelimesi geçiyor kardeşler. Feta kelimesi genç anlamında olduğu gibi bir anlamı da genç köle demektir. O günkü toplumu biraz daha yakından tanıma imkanına burada sahip oluyoruz kardeşler. Daha önce Yusuf Aleyhisselam'ın muhsinlerden olduğunu görmüştük. Burada da zindan arkadaşları Yusuf Aleyhisselam'ı muhsinlerden görüyor. Muhsin kimse Allah'ı görür gibi kulluk edendir, işini iyi yapandır, güven verendir. Bu müminin vasfıdır. Her birimiz bu konuda kendimize bir puan vermeli. Verdiğimiz puan kaç olursa olsun bunu daha da yukarıya çıkartmak için ne yapmalıyız kardeşler? Çalışmalıyız, gayret etmeliyiz, bunun yollarını aramalıyız. Böyle olmakla birlikte tabii ki beşeri ilişkilerde mümine yakışan rasullerin örnekliği bizim için bir metot, usul ve yapılması gereken olduğunu biliriz. Bu vesileyle tebliğimize olumlu cevaplar da artacaktır. Siz bir insana hakkı, hakikati anlatırken, doğruyu anlatırken söylem ve eylem fiilleriniz bir olursa, karşıdaki insana güven verirseniz, kendiniz emrettiğiniz şeyi yaparsanız o kişinin size olan güveni artacaktır. İnandığınız şeyi söylediğiniz için siz kalpten kalbe hitap edebileceksinizdir. İnanmadığınız şeyi söylerseniz kalpten çıkmayan bir söz kalbe ulaşmayacaktır. Dolayısıyla sizin o boğazınızdan aşağı inmeyen, amel etmediğiniz bir takım söylemler karşı muhatabınızın da bir kulağından girip bir kulağından çıkacaktır. Bir hadis aklıma geliyor Peygamber Efendimizin ifadesiyle. Mümin o kimsedir ki görüldüğünde kişiye Allah'ı hatırlatır. Rabbim bizi onlardan eylesin. Yusuf Aleyhisselam için ihsan sahibi olduğu ifade ediyor iki zindan arkadaşı tarafından kardeşler. Bu Yusuf'un Rabbini görmeden ama görüyormuşçasına amel ettiğini anlattığı gibi aynı zamanda yaptığı hayır işini de en güzel şekilde yaptığını ve yanındakilerin de buna şahit olduğunu bize gösterir. Kim işini iyi yapıyorsa o muhsindir. Yaptığı iş ne olursa olsun diş doktorudur, dişini iyi yapıyordur. Mümine yakışan odur. Fırıncıdır, ekmeğini güzel yapıyordur. Yakışan odur. Yani mesleğiniz ne olursa olsun bir mümin mesleği ne olursa olsun insanlara hizmet ettiği ya da bir işlerinde çalışıyor olsun işini en güzel şekilde yapması mümine yakışan şeydir kardeşler. Bunu unutmayalım inşallah. Ama Yusuf'un kardeşleri o kadar Yusuf'a öfke ve kin duyuyorlardı ki kardeşler, hatırlayın ilerleyen ayetlerde karşılarında Yusuf olacak ama Yusuf'u aziz olarak tanıyacaklar ama Yusuf olduğunu bilmeyecekler. Bünyamin'in alıkonulduğu olayı hatırlayın. Orada Bünyamin alıkonulması için bir oyun oynanmıştı ve Bünyamin sanki hırsızlık yaptı gibi gözüküyordu. Kardeşleri ne demişlerdi Aziz'in yanında? Aziz'in Yusuf olduğunu bilmedikleri halde daha önce kardeşi de çalmıştı. Yani Yusuf'u neyle itham ediyorlar? Yani Yusuf gitmiş, ölmüş mü, kalmış mı bilmiyorum. Aradan yıllar, belki 20-25 yıl, 30 yıl geçmiş. Yusuf'un nerede olduğunu, yaşayıp yaşamadığını bilmedikleri halde Bünyamin'in hırsızlıkla ilgili bir durum gündeme geldiğini, Yusuf da daha önce kardeşiyle çalmıştı diyecek kadar Yusuf'a kin ve öfke duyanlar, yani öz kardeşleri Yusuf'un bu ihsanlı yönünü, muhsinli yönünü göremeyecek kadar kör idiler. Ama zindandaki bu iki genç Yusuf'u neyle adlandırıyorlar? Muhsinlerden olmakla onu övüyorlar. Daha önce Rabbimiz Allah Azze ve Celle de geçen ayetlerde Yusuf'un muhsinlerden olduğunu söylemişti değil mi? Burada da bu iki genç aynı şekilde Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği gibi Yusuf'u muhsinlerden görüyor. Bu kalplerindeki o güzelliği, fıtratındaki bu güzelliği de ortaya koyar. Demek ki insanın güzel bakması, güzel görmesine, güzel görmesi de güzel bakmasına doğru onu teşvik edecektir. Biz de baktığımız şeyin güzel olmasına, bakacağımız yerin güzel olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen bazı şeyleri yamuk görürüz ama yamuk görme sebebimiz karşımızdaki şeyin yamukluğundan daha çok bizim yamuk bakmamızdan kaynaklanan bir durum da olabilir. Yusuf'taki bu güzelliği işte öz kardeşleri görememişti ama belki de hiç tanımadığı, belki de kısa bir süre önce tanıştığı iki tane genç Yusuf'taki bu güzelliği görebiliyorlar kardeşler. Ve gelip ondan rüyaların tevilini, istediklerini görüyoruz. Kısaca
bitiriyorum inşallah burada. 36. ayetten bazı çıkarımlarımız şunlar. Görülen rüyalar üzerinden bazı yorumlamalar yapılabilir işin ehli tarafından. Bir toplumda gençlerin haklı ya da haksız yere cezaevine giriyor olmaları o toplumda adaletin temel ilkelerinin ne kadar zayıfladığını ve eğitim sisteminin ne kadar yetersiz olduğunun bir göstergesidir aslında bize. Bir kimseden bir şey isteyeceğimiz zaman o işin ehli olmasına ya da istediğimizi bize verme imkanına sahip olmasına dikkat etmeliyiz. Gene muhsinlerden olmak ve ihsan sahibi kimseleri bulmak önemlidir tabii ki. Temiz fıtrat sahipleri ihsan sahibi kimselerdir. Buradaki gençlerde olduğu gibi. İhtiyaç sahibi kimseler bizden yardım istedikleri zaman iki genç Yusuf'tan yardım istiyorlar değil mi? İşte ihtiyaç sahibi kimseler bizden yardım istedikleri zaman onları boş çevirmemeli. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmalıyız. Gene ön yargılı davranışlarda bulunmamalıyız. Bir konuda hüküm vereceksek o ön yargıdaki önü kaldırıp yargıyı öyle ortaya koymalıyız. O yargıyı da ortaya koyabilmek için bu konudaki gerekli araştırmaları tabii ki yapmamız gerekiyor. Rabbim razı olsun dinlediğiniz için. İnşallah 15. ders olarak bugün 35 ve 36. ayetleri okumuş olduk. Rabbim nasip ederse bundan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın artık bu rüyalarının tevilini isteyen bu iki gence 37. ayette önünüze yemeğiniz daha gelmeden ben bu rüyalarınızın tevilini size yapacağım diyecek. Sonra kendisini tanıtan tevhidi mesajları sıraladıktan sonra rüyaların yorumunu yapacak. Dolayısıyla bir zindan bölümü aslında burada başlayacak. İki gencin rüyasıyla birlikte zindana girdik. Ama burada tevhidi bir mesajını verdiği bölümler var. İnşallah Rabbim nasip ederse 16. ders olarak 37. ayetten devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm ve rahmetullah.